Yani hafta içi virüs gelmedi, hafta sonu mu virüs geliyor? Çünkü online eğitim çok zor. Ben bir öğretmenim ve çocukların muhakkak okulda olması gerektiğini düşünüyorum. Gündüz yok da virüs 8'den sonra mı başlıyor diye bir soru sorarım ben de. Hep yalan söylüyorlar, gizliyorlar. Her şeyi gizledikleri gibi bunu da gizlediler. Fakat Batı öyle değil. Önce sıkıyor, sonra gevşetme yoluna gidiyor. Uygulanmalı bence. Yasaklar ve yeni alınan kararlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce faydası var mı? Bence faydası yok. Zaten insanlar her türlü çıktığı zaman da maskeleri takmıyor. 8'den sonra yasak olmasında hiçbir anlamı yok. Gündüz maskesiz gezen çok. Bence çok mantıklı bir karar değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani aynen. Zaten Kayseri'de gezilebilecek bir alan yok. 8'den sonra hava karardığı zaman insanlar evlerinde. Yani bu şekilde çok saçma oldu bence. Şu an için çok bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Hani bu akşam 8'den sabah 10'a olana kadar gündüz bir önlem alınsaydı. Tamam, çok acil işi olan dışarı çıkmalı ama şu anki duruma bakınca herkes sokakta. İşi olan da olmayan da sokakta. Ki artı rakamlar gerçekten çok ciddi bir yere ulaştı. Bunun için daha sıkı önlemler alınmalı diye düşünüyoruz. En azından bir hafta sonları. Evde oturulsun. Tabii ki uygun buluyorum yasakları, yani kısıtlamaları uygun buluyorum. Biraz sanki bugün sakinlemiş gibiydi. Hani sakin gördüm ortamı. Biraz daha genişletilmesi taraftarıyım. Uygundur yani, benim için uygun. Ya bence çok faydası olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bir de havalarda soğuduğu için insanlar haliyle akşam 8'den sonra evlerine çekiliyorlar. Ha, tabii baktığınız zaman belki Kayseri'den daha büyük şehirlerde gece hayatı olduğu için onlara yönelik de alınmış bir karar olabilir bu. Onun dışında hani yasakların akşamları değil de hafta sonları full olması, hani cuma günü akşamdan başlayıp pazar günü akşama kadar full sürmesi daha mantıklı karar olabilirdi diye düşünüyorum ben. Tabii ki de var. Çünkü çevremize insanların duyarlılığı artıyor ve insanlar bilinçlendiği için faydası var tabii ki. Tabii ki faydası var. Sonuçta bir ülkenin içinden geçtiği bir durum. Bu musibete hep birlikte el verip el ele geçeceğiz. Hani bu Sağlık Bakanımız, sağlık çalışanlarımızın durumu malum. Hani biz de vatandaş olarak ne gerekiyorsa yapılacak, özveride bulunup inşallah bu belayı da atlatacağız. Bireysel kararların genelde faydası az olur. Olsa da az olur. En az 14 gün yasaklanmalı. Dışarı çıkmak yasaklanmalı. Nispeten faydası var ama daha kapsamlı bir yasaklar getirmesi gerekir. Özellikle taşradaki insanların bu pandemi sürecinde pek duyarlı olmadığını tahmin ediyorum. Böyle olması lazım yani. Biraz daha yani hafta sonu özellikle sokağa çıkma yasağının olması ve AVM'lerin de bu yönde kapatılması yönünde bir görüşüm var. Var faydası kızım, olmaz olur mu? Ama milletçe 15 gün kapansak içeriye daha iyi olur bizce. Ama işçiler gidiyor, benim yaşımdakiler işe gidiyor. Bana yasak var evde. Şimdi bu saatte sonra ben eve gireceğim, çıkmayacağım. Öyle yani, ben öyle düşünüyorum. 15 gün yasak olsun istiyorum kızım. Yani bu yasak gelmesi için. Dahası böyle kimi çalışır, kimi gezerse olmaz. Bence herkes uygularsa mutlaka olur. Daha da olması lazım yani. Bu yasakların gelmesi lazım bence. Evet, bence var. Çünkü normal aileler zaten gece hayatı yaşamıyor. Herkes işinden çıktıktan sonra 5-6 gibi zaten evinde oluyor. Onlar gece hayatı yaşayanlar insanlar için bence bir nevi faydası olacağını düşünüyorum yani. Olmaz olur mu? Faydası tabii vardır. Faydası olmaz olur mu? Bugün bilmiyorum nerelerden gez. Faydası tabii de vardır. İşte biraz mesafe aralarında biraz şeylik olması lazım tabii. Nefes arası olması lazım. Mutlaka tabii ki. Yani şimdi öncelikle tabii insanın sağlığı önemli. Yani burada maskesiz sosyal mesafe, hijyen kurallarına gayet uymamız gerekiyor. Yani uymadığımız takdirde tabii bu artış mutlaka ilerleyecektir. Zaten artıyordur. Yani buradaki tedbirler olması lazım bu şekilde. Yani diyeceğim gibi herkes eğer bu kurallara uyarsa hiçbir sorun olmaz. Komple cumartesi pazar milleti evde kapalı kalması gerekiyor.
Eğer bu sağlığımızı düşünüyorsak başka da bir şey demiyorum. Efendim normalde 65 yaş görmüş, geçirmiş, tecrübeli insanlar. Bunlar nizam, intizamı bilirler. Nasıl hareket edeceğini, sağlığını da düşünür, karşı tarafı da düşünür. Onlara bu kadar eziyet edilmemesi lazım. Gençler, orta yaşlılar genelde bu işi yayanlar. Laubalilik onlarda. Yani onun için ben bunu hoş karşılamıyorum da tasvip de etmiyorum. Muhakkak faydası olacağını düşünüyorum ama geç kalınmış da bir karar olduğunu düşünüyorum. Daha erken önlem alınmalıydı. Belki o zaman eğitim için bu durum olmazdı. Çünkü online eğitim çok zor. Ben bir öğretmenim ve çocukların muhakkak okulda olması gerektiğini düşünüyorum. Ben faydalı olduğunu düşünmüyorum çünkü saat 8'den sonra tüm yaş grupları için geçerli bir yasak var şu anda. 8'den sonra insanlar zaten pek dışarı çıkma fırsatı bulamıyor. Yani gündüz yok da virüs 8'den sonra mı başlıyor diye bir soru sorarım ben de. Bence faydası yok. Çok saçma bir sistem olmuş. Hafta sonu yasakları kısıtlıyor. Hafta içi yani hafta içi virüs gelmedi. Hafta sonu mu virüs geliyor? Birinci düşüncem bu. Bence hafta içi de hani bir kısıtlama gelmeli belli bir saatten sonra yani. En azından iş saatleri bellidir. Sabah 8, akşam 5, sabah 9, akşam 6. O saatten sonra kısıtlama gelmeli hafta içi de. Hafta içi serbest bırakıp da hafta sonu kısıtlamak çok doğru bulmadım yani. Evet, bence yeterli değil. Dolayısıyla bu yetersizlik içerisinde fayda beklemek doğru bir yaklaşım olmaz. Bence ciddi anlamda hatta bana kalsa hemen şu bir hafta bir yasak getirilip bütün şeyin sokağın durması lazım. Mesela bu bence. Daha sonra belli bir kontrol aldıktan sonra bazı yasaklar gevşetilmeli. Bak bizde şöyle bir uygulama var. Önce gevşekten başlıyoruz, sonra sıkıya doğru gidiyoruz. Fakat Batı öyle değil. Önce sıkıyor, sonra gevşetme yoluna gidiyor. Uygulanmalı bence. Hiçbir faydası yok. Bu önlemlerin daha önce alınması gerekiyordu. Bir de her şeyi yasakladılar. Hani her şeyi gizlediler. Baştan gizlemeselerdi, açık olsalardı bu kadar şey millet rahavete kapılmazdı. Hep yalan söylüyorlar, gizliyorlar. Her şeyi gizledikleri gibi bunu da gizlediler. Olan vatandaş oldu.